dönerse ve bir gün öğrenciler öğretmen olursa. Keyif alır bir çalışmaydı ben uygulamadayken. Özellikle küçük grup öğrencileri öğretmencilik oynatmak bir konuyu anlamaları açısından gerçekten katkı sağlayan bir yöntem oluyordu. Gerçekten çok keyif alıyorlardı öğretmencilik oynamaktan. Bak ben şimdi senin öğrencinim, bana bunu anlatabilir misin? Ama bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok gibi. Aynı şekilde onları da aslında kendilerine yansıtmak adına da güzel oluyordu. Öğretmenim ben şurayı anlamadım gibi gibi. Eğitim Bilimleri dergisinde Saniye Uğur ve Ömer Faruk Tarşanlı tarafından yapılan çalışmada öğretmen rolüyle etkileşim okuma uygulamalarının 4. sınıf öğrencilerin okuduğunu anlama başarısına etkisi araştırılmış. 2022 yılında, yani çok güncel bir çalışma, okuma becerisi baz alınmış. Gerekçe olarak bu ulusal ve uluslararası sınavlarda işte PISA, PIRLS, düşük başarımız matematik efendi olmasından mütevellit özellikle okuma konusu ele alınmış. Alanya yazında da okuma konusunda okuma kültürü ve bir okuma motivasyonu kazandırmak için sorumluluğun önemi vurgulandığı için bu sorumluluk öğrencilere verilerek bir araştırma yapılmış. Her şey belki okumaya dayanıyor ve pek çok veli aslında benim çocuğum kitap okumuyor, bundan belki şikayet edebilir. Bu noktada da açık tutan bir çalışma olduğunu, katkı sağlayan, açımızı genişletebilen bir çalışma olduğunu düşünüyorum. 2021-2022 eğitim yılında İstanbul'da bağlı merkez bir ilçede konumlanan düşük sosyoekonomik bölgede yer alan bir devlet okulunda 50 tane 4. sınıf öğrencisiyle bu çalışma yürütülmüş. Daha öncesinde öğretmenlere etkileşimli okuma ile ilgili bir eğitim verilmiş araştırmacı tarafından. Daha sonra öğretmen bunu modellemiş sınıfında 4 hafta boyunca ve daha sonra da 20 tane öğrenciyle uygulanabilmiş. Her bir öğrenciyle yarım saat boyunca bu çıkış saatleri veya ders olmayan saatlerde buluşularak öğrenciyle birlikte materyal incelenmiş bundan. Bak işte buradaki hikaye de mesela şu soruyu soracağım. İşte şu konuyu şu arkadaşına sorarım. Burada ne sorabiliriz sence gibi. Böyle bir hazırlık yapılmış, ön hazırlık. Ve daha sonra öğrenciler öğretmen rolüyle bir dönem boyunca 8 farklı metin 20 öğrenciyle haftada 2 saat toplam 10 hafta öğretmen rolünde olarak uygulanmış. Sonucunda ise başlangıçta düzeyler aynı iken ve etkileşimli okumanın okuduğunu anlama becerisi üzerinde çok olumlu bir etkisi olduğu görülmüş. Bu aynı zamanda Türkçe ders öğretim programında sınırlılık olduğunu gösteren nitelikte olduğu çalışmada açıkça belirtilmiş. Bu durum tartışma bölümünde şu şekilde açıklanmış. Bu aslında hep klasik olarak okuduklarından ziyade yeni bir yöntem denemelerinden kaynaklı olabilir, onları motive etmiş olabilir. Farklı okuma stratejilerini öğrendikleri için dil gelişimini ve bunun da motivasyonlarına etkisi olabilir. Duyuşsal faktörlerin ve öğrenir tutumunun aslında motivasyonun ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. İzlenecek rolleri de bildikleri için, öğrenmeye dair bir fikir edindikleri için metni nesne değil araç olarak görerek sorgulama becerileri gelişmiş ve sesli okuma yaptıkları için aynı zamanda kelime hazneleri, kelime öğrenimleri de gelişmiş ve okur yazarlık da gelişmiş ve yazmanın da okumaya bir etkisi olduğu görülmüş. Aynı zamanda da etkileşimli bir şey uyguladıkları için sosyal becerilerinin de geliştiği görülmüş. Gerçekten çok önemli. Şimdi bazen şöyle düşünüyordum. Ya diyordum hani biz evet İngilizce öğretmeniz ve hani biz öğretim dersleri alıyoruz. Bir şeyi nasıl öğreteceğimize dair. Fakat biz bunları acaba diyordum bazen sorguluyordum. Bunları öğrencilere öğretsek nasıl olurdu? Acaba bunu bilseler kendilerine de bir şeyi nasıl öğreteceklerine dair bir bilişe sahip olsalar bu onların başarılarına veya motivasyonlarına daha etkili olur muydu? Şöyle bir şey denedim ilkokul 1 ve 2'de çalışırken. Her hikayede benim sorduğum soruları birazcık hani sınıfça bir çalıştık. Bakın şurada şunu soruyorum. Sizce burada ben ne soracağım? Aa, bence burada bunu soracaksın gibi artık böyle tahmin edilebilir bir noktaya gelmişti. Velhasıl kelam öğrencilerim her seferinde bir öğrenciye bunu yaptırdığında gerçekten öğrenme sorumluluğunu aldığını gördüm. Yani bir şeyi nasıl öğreteceğini bilmek aslında kendine de nasıl öğreteceğini bilmek adına küçük yaşta bu farkındalığı oluşturmak adına da çok önemli diye düşünüyorum. Bu noktada bence bir eğitimci olarak şunu söyleyebilirim. Uygulamada da yer almış biri olarak. Veliler aslında keşke araştırsalar ya da ya bu konuyla eğitimle ilgileri yoksa bile çocuklarını karşılarına alıp bugünce günün nasıl geçti derken öğretmenin bugün bu konuyu nasıl anlattı merak ettim. Bunu nasıl açıkladı? Aa demek ki böyle açıkladı. Peki sen olsan bunu nasıl açıklayabilirdin gibi böyle şeyler de konuşulursa aslında çok da aa demek ki öğrenme basamakları bunlar. Benim öğretmenim bunu uyguluyor. Demek ki bu böyle öğreniliyor. Aa demek ki ben de kendime böyle öğretebilirim. Ya da demek ki bu süreç böyle gidiyor şeklinde bir farkındalık da oluşturabilir. Ben burada velilerin de rolünün önemli olduğunu düşünüyorum. Ve öğretmenlerin de öğrencilere öğretmen rolünü vermelerinin bu noktada çok keyifli olduğunu gözlemledim bir öğretmen olarak. Ve bu konunun daha çok önemsenmesi gerektiğini düşünmekle beraber. Aynı zamanda keşke diyorum okullarda böyle bir ders de olsa. Yani hakikaten her öğrencinin bir şeyi anlattığı, sunum yaptığı değil de hakikaten anlattığı,
bir şey olsa, bunu yani öğretim tekniklerini öğrettiğimiz bir ders bile olabilir belki diye düşündüm. Gerçekten çok güzel bir çalışma ve çok güncel bir çalışma. Bu konuda da velilere ve öğretmenlere de ve bizim gibi eğitimcilere de perspektif sağlayıcı olduğunu düşünüyorum.